teknolojik gelişimini sağlıyoruz. Bu teknolojik gelişim noktasında uzunca bir zamandır tatili için memleketine geri geldiğinde burada ayrıyeten bir kart çıkartması gerekiyor. Bu milyonlarca kart... Türkiye kartımızın ülke genelinde yaygınlaşmasının ilk adımı olan, hayata geçmesi olan Konya ilimizde Türkiye kart uygulamasının başlamasıyla ilgili bir toplantı. Tabii Konya Büyükşehir Belediye'miz de bu konularda her zaman teknolojik gelişimlerde yaptığı öncülükle Ulaştırma Bakanlığımızın bu Türkiye Kart Projesi'ne büyük destekler verdi. Pilot il olmayı ve ilk kurulumun açılışın yapılmasını kabul ettiler. Öncelikle başkanıma bu konuda vermiş oldukları destekler için çok çok teşekkür ediyoruz. Gördüğümüz kadarıyla tabii Konya ili hem ulaşım anlamında, toplu ulaşımdaki gelişmeler anlamında hem de bu uygulamamızın hayata geçirilmesi anlamında çok önemli bir kent. Bu noktada hızlı bir şekilde entegrasyonda vermiş olduğu desteklerden dolayı Konya Büyükşehir Belediye'mize hayata geçirirkendeki yaşadığımız tüm zorlukları ortadan kaldırması için başta başkanımız olmak üzere ailemizin tüm üyelerine çok teşekkür ediyorum. Biz tabii PTT ailesi olarak bu Türkiye Kart Projesi'nin uygulayıcısıyız. Teknolojik gelişimini sağlıyoruz. Bu teknolojik gelişim noktasında uzunca bir zamandır, 4 yıldır devam eden bir süreç var. Cumhurbaşkanlığımızın eylem planlarına girmiş, Ulaştırma Bakanlığımızın stratejik planlarında yer alan Türkiye Kart Projesi'ni Konya Büyükşehir Belediye'mizle birlikte uygulamaya geçirmiş bulunuyoruz. Türkiye Kart Projesi nedir? Öncelikle bundan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi toplu ulaşımda her kentimiz ayrı ayrı uygulamalarda bulunuyorlar. Ücret toplama sisteminde elektronik ücret toplama sistemi kullanan birçok kentimizin dışında herhangi bir ücret toplama sistemi bulunmayan şehirlerimiz de var. Bu teknolojik olarak ücret toplama sistemini kullanan ve toplu ulaşımda yaşanan gelişmeler bütün kentlerin birbiriyle iletişimini sağlayamıyor. Yani mevcut gündelik hayatımıza çok uygun değiller aslında. Şunu gururla söyleyebiliriz. Dünyada örneği olmayan ve toplu ulaşımda örneği olmayan bir sistem. Tabii tek başına toplu ulaşım alanında kalmayacak bu kart ama şu an öncelikli olarak toplu ulaşımla ilgili ülke içerisinde büyük bir hem israfa neden olan kartla ilgili konuları ortadan kaldıracak, kartla ilgili israfları ortadan kaldıracak bir teknoloji. Uygulamamız Konya'da dediğimiz gibi başladı. Bu Konya'nın gündelik hayatında kullandığı şehir kartı hiçbir şekilde bundan etkilenmiyor. Konya kartımız burada, Konya'da kullanılan şehir kartımız kullanılmaya devam edecek. Bunun yanında Konya Büyükşehir Belediye'miz Türkiye Kart özellikli kartları da kabul ederek buradaki tarifelerle çalışmasını sağlamış bulunuyoruz. Yani Konya Büyükşehir Belediye'mizle başladık. Şu an Kayseri ile devam ediyoruz. Yozgat ve Gümüşhane'de de bunların kurulumuna devam edeceğiz. Ulaştırma Bakanlığımızın işlettiği tüm hatlarda Türkiye kartımız geçecek ve geçerli olmaya devam edecek. Tüm Türkiye'de Türkiye kartın geçmediği bir toplu ulaşım alanı kalmayana kadar bu süreci başlatmış oluyoruz. Bugün hep birlikte Sayın Genel Müdürümüzün ifade ettiği üzere tarihe bir not düşüyoruz. Türkiye için önemli bir başlangıcı birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Özellikle sözlerimin başında bu projenin gerçekleştirilmesini sağlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu'na, bakan yardımcılarımıza, kıymetli Genel Müdürümüz Hakan Gülten'e ve ekibine Konyalılar adına ve Türkiye adına teşekkür ediyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız Türkiye'deki bir sorunu ortadan kaldırmak için çok ciddi bir efor sarf ediyor. Özellikle Sayın Genel Müdürümüzün ifade ettiği gibi her yıl milyonlarca kartın boşa gittiği, özellikle iş turizmin hareketlendiği bu dönemimizde ulaşımla ilgili şehirlerimizin birbirine yakınlaştığı bir zamanda insanlar için en önemli problemlerden birisi de gittikleri şehirde toplu ulaşımı kullanma konusunda oluşan zahmetlerdi. Ya bir yeni kart alıp bedel ödemeniz, yeni başvuru yapmanız, öğrenciyseniz bununla ilgili işlemler ciddi manada seyahatinizde vakit alıyor hale gelmişti. Şu an itibariyle birlikte başardığımız bu işle almış olduğunuz kart sizi tüm Türkiye'de artık toplu ulaşımı kesintisiz bir şekilde kullanma
imkanına kavuşmuş olacak. Tabii bu çok zor ve zahmetli bir iş. Çünkü her şehrin kendi altyapısı var, kendi sistemi var. Bu sistemin zorlukları ve problemleri var. Ama önemli olan bir yerden başlamaktı. PTT Genel Müdürlüğümüze bizi partner seçtiler için ben de teşekkür ediyorum. Tabii Konya modeli belediyecilik anlayışıyla her manada önde ve önder olmaya çalışıyoruz. Özellikle kurumsal konularda artık Konya Büyükşehir Belediyesi de merkezi hükümetle birlikte çalışma kültürüne ulaşmış, çözüm üretme başarısı elde etmiş bir kurum olarak öne çıkmakta. Dolayısıyla tarihin bu önemli anında ilk uygulamanın Konya'da oluyor olması bizim için çok kıymetli ve önemli. Ben tüm Türkiye'ye ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ederim. İnşallah bundan sonra da birlikte çalışmalarımızı aralıksız ve kesintisiz bir şekilde devam edeceğiz. Tabi buradaki en önemli soru belki şu olacak. Genel Müdürümüz ifade etti ama üstünde vurgulamakta fayda var. Yerelde kullandığımız Konya kartlarla ilgili herhangi bir değişim ya da dönüşüm gerekmiyor. Bunu kullanabileceksiniz. Ama temin ettiğiniz Türkiye kart sizi inşallah bugün Konya'da ama ileride 81 ilimizde tüm toplu ulaşımı tek elden, tek kartla kullanma imkanına kavuşturmuş olacak. Onun için Türkiye adına çok önemli bir dönüşüm olduğunu ifade etmek istiyorum. Bununla birlikte Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bu manada yaptığımız işlerden de biraz bahsetmeyi arzu ederim yeri gelmişken. Çünkü Konya bankacılık kartlarını tüm toplu ulaşım araçlarında kullanılması olan dünyadaki ilk şehirdir. Banka kartıyla toplu ulaşım kullanabildiğiniz. Yine elektronik kartları toplu ulaşımda kullanan ilk iki şehirden birisi Konya'dır. Öte yandan toplu ulaşım ücret toplama sistemini kendisi işleten Türkiye'deki ender şehirlerden birisidir. Dolayısıyla biz bu konuda geçmişten itibaren çok önemli işler yapıyoruz. Onun için PTT ile Türkiye Kart konusunda çalışmak da bizim için çok kıymetli ve önemli bir başlangıçtı. Yine Konya Büyükşehir Belediyesi olarak akıllı şehir uygulamalarında ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Bunun için Aselsan ve Sabancı Üniversitesi ile 2030 Konya Akıllı Şehir Strateji ve Yol Haritamızı ortaya koyduk. Şu anda 2030'a kadar 142 ayrı projenin yürütülmesiyle ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Aslında basına bunu paylaşmak için uzun süredir hazırlık yapıyoruz ama bir türlü bir fırsat olmadı. İnşallah en kısa sürede bu akıllı şehir konusunda yaptığımız işleri kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Tabii bir taraftan da Konya Büyükşehir Belediyesi olarak uluslararası görevlerimiz var. Hem Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı'nı hem de Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı görevlerini yürütüyorum. Dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı şehir uygulamalarını iki manada önemsiyorum. Dünya Belediyeler Birliği Başkanı olarak Konya'daki belediyecilik anlayışının geldiği noktayı dünyaya anlatmak için elimizde önemli bir veri oluşuyor ve bunu büyük bir gururla anlatıyoruz. Ama diğer taraftan Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı olarak özellikle gönül coğrafyamızdaki belediyelere uygulamalarımızla örnek olmak, ürettiğimiz ürünlerin ihracı konusunda da lider olmak için bir çalışma yapıyoruz. İnşallah bu noktada da önemli işler başaracağımıza ben inanıyorum. Tabii bir taraftan bu işleri yaparken özellikle şunu da ifade etmek istiyorum. Konya toplu ulaşım açısından her ne kadar düz olmasından kaynaklı avantajlı görülse de özellikle şehir merkezinde çok dağınık bir yerleşimden dolayı neredeyse günde 100 bin kilometre otobüslerimize yol yapıyoruz. Buna rağmen Türkiye'de öğrenci biletinin en ucuz olduğu şehir Konya. Şu an itibariyle Konya'da öğrenci bileti 4 lira arkadaşlar. 2,5'tan 4 yapabildik. Öncesi çok daha ucuzdu ama şu an yine Ankara, İstanbul, İzmir ve benzeri büyük şehirlere göre neredeyse yarı fiyatına öğrenci kardeşlerimizi toplu ulaşım imkanından faydalandırıyoruz. Yine sivil bilette de Türkiye'nin en ucuz 3. büyükşehir belediyesi olarak çalışmalarımıza kesintisiz devam ediyoruz. Bununla birlikte bir taraftan da yaklaşık 1 milyar lira maliyetle 177 yeni çevreci otobüsümüzle şehrimize kavuşturduk. Yine Ulaştırma Bakanlığı'yla Konya için hayati bir iş yapıyoruz. AYGM Genel Müdürümüz burada. Konya Ray'ın başlangıcını yaptık. İnşallah banyomuz da tamamlandığında Konya yine Türkiye'de bu manada önemli bir işi başarmış olacak. Ben geçen herkese teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Zorlu bir süreçte PTT ile partnerlik yaparak çözüm üretmeyi başarabildik. En büyük teşekkürümüz de tabii Sayın Bakanlarımıza ve PTT Genel Müdürümüz Hakan Bey'e. Hakikaten çok faydalı bir iş ortaya çıktı.
Biz bu konuda Konya Damı'nın başlangıcını yapılmasından duyduğumuz memnuniyeti tekrar üstüne vurgulayarak ifade ediyorum. Bundan sonra da yine bakanlığımızla yürüttüğümüz çalışmalarda yerel yönetimler adına örnek işler yapmaya devam edeceğiz. Türkiye Kart'ın Konya'mıza, Türkiye'mize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tekrar yani bir çip krizi yaşandı biliyorsunuz pandemi zamanında. Kartların üzerindeki çip dünya devlet adına tasarruf etme adına bir karar. Yani buradan bir para kazanılsın, buradaki ekosistem büyüsün anlamında değil. Burada